Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Marcao için İtalya'dan teklifler yağmaya başladı. Daha önce Roma'nın takibinde olan yıldız stoper için dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Maradona ile özdeşleşen Napoli transfer teklifinde bulundu. Luyendama'nın yavaş yavaş formunu bulması ve Danimarkalı stoper Victor Nelson'un kadroya katılmasıyla savunma bölgesinde rahatlayan Galatasaray'ın tek sıkıntısı Luyendama'nın da Nelson'un da marka o kadar iyi top çıkaramaması. Bu nedenle savunmadan oyun kurmakta zorlanan Galatasaray bu sorunu kökünden çözecek. Yabancı sınırı nedeniyle sıkıntı çeken Galatasaray, Marcao'yu satıp Kaan Ayhan'ı transfer ederek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılar hem Kaan'la takıma üst düzey bir yerli oyuncu katacak, hem de Marcao'dan yüklü bir miktar para kazanacak. Napoli'nin 8 milyon euro önerdiği Brezilyalı'dan 12 milyon euroluk bir gelir bekleyen Aslan, Kaan Ayhan'ı da 5-6 milyon euro bandında bir bonservisle kadrosuna katıp hem geriden oyun kurma sorununu çözecek, hem yabancı sınırı garabetine üst düzey bir Türk oyuncuyla cevap verecek, hem de bu operasyonun sonunda kasasına artı 6-7 milyon euro koyacak. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenenses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitória Guimarães'ın ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş ve Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun Belenenses olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı Belenenses'le ligde toplam 48 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de Luyendama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldız stoperin yerine Victor Nelson oynatacağı ve Luyendama'yı satacağı yazıldı. Luyendama gittikten sonra savunma bölgesine genç bir yıldız adayı almak isteyen Galatasaray'da hedefteki isim Thomas Ribeiro. Marcao ve Nelson'un arkasını boş bırakmak istemeyen Sarı Kırmızılılar Portekizli genç savunmacıyla bu boşluğu dolduracak. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray'la anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan orta saha için Pablo Galdames hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir hamle yaparak bonservisini elinde bulunduran 24 yaşındaki Şilili orta saha Pablo Galdames'e yöneldi. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar bonservisi elinde bulunan Şilili orta saha oyuncusu Pablo Galdames'le ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesinin kulüplerinden Espanyola'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Vélez Sarsfield'da forma giydi. Temmuz 2021'de takımıyla sözleşmesi sona eren Galdames, Vélez'de geçtiğimiz sezon toplam 16 maça çıkıp bir de gol kaydetti. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon kanalında da konuyla ilgili Galatasaray Vélez Sarsfield'la kontratı sona eren Galdames için oyuncunun menajerine şartlarını sordu ifadeleri kullanıldı. Detaylara göre Gerson Fernandez başta olmak üzere orta saha transferi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, Galdames için de devreye girdi. 4 kez Şili milli takımının da formasını giyen Pablo Galdames, orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de oynayabiliyor. Galatasaray'a dev piyango, tam 850 milyon lira.
Galatasaray Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar, yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom, Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle, hem Sarı Kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle, hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Gedson Fernandes, Benfica'ya res çekti. Ya Galatasaray'da oynarım ya da... Victor Nelson, Alexandru Çiçaltu, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boy, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes içinse girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübüne ödemek istiyor. Gedson Fernandes'le her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren Gedson da, kulübüne rest çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen genç yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak.